2014 yılında Kent Konseyi Başkanıyım, Gültekin Bey Genel Sekreterimiz. Bir gün telefon açtı bana. Doktor Bey, İbrahim Başkanım orada. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Siz orada Kent Konseyi Başkanısınız. Böyle iki İbrahim'in olduğu yerde böyle adaletsizlik olur mu? Ya İsmailciğim, hayırdır? Ne oldu böyle? Abi dedi, bu Gebze'de dedi, Sığırlık Merası denen bir yer var. Bu merada hala hayvancılıkla uğraşan yörük aileler var. Yörük aileleri orman rahatsız ediyor. Ceza kesiyor, hapse atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi de atmaya çalışıyor ormandan. Bunların gerçek sahipleri. Neden gerçek sahipleri? Sultan Orhan zamanında, Osmanlı ilk kuruluş döneminde bu bölgeye yerleştirilmiş Türk menboylarının evlatları, torunları buradaki kardeşlerimiz. Daha sonra öğrendiğimize göre. Ve dedik ki neden bu yörük bandıramızın bitişiğinde böyle bir oba köyü olmasın? Kocaeli'nin böyle bir kültürel zenginliği olmasın düşüncesinden hareketle o günden bugüne işte İbrahim Başkanı, bugün Bakanlığı Fikri Işık Bey'i Konya haberdar ettik, ilgilerini sağladık ve bu seyahatimizin sebebi bu Manisa'daki Obesya ismi verilen yörük kültürünün insanlara gösterildiği turistik amaçlı bir mekanı görmek. Böyle bir mekanı Kocaeli'ye kazandırabilir miyiz? Kazandırabilirsek ne yapmamız lazım? Fikrinden hareketle bu seyahati gerçekleştiriyoruz. Evet, menzili maksuda ulaştık. Obasya ve devlet bütçeleriyle, Avrupa Fonu bütçeleriyle Türk kültürünün, o çadır kültürünün, yörük kültürünün yaşatıldığı yer Manisa'da, Obasya'dayız. Sinan Ergüven, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanıyım. Projemiz Yörük Köyü projemizin adı. Yörük Köyü projesi şu şekilde. Bu Körfez yolu üzerinde 35 dönümde, 20 dönümde, 60 dönüm üzerinde köy camisinin olduğu, alışveriş yerinin olduğu, et lokantı, restorantının olduğu, onun yanında egnografik müzenin olduğu, onun yine bahçesinde yel değirmeninin olduğu, altında su değirmeninin olduğu, çamaşır yüğme yeri olduğu, eski çamaşırhanenin olduğu, demir dövme tezgahının olduğu, eski öküz arabanın yapıldığı yerin olduğu, bulgur dövme taşı, keşek dövme taşının olduğu, yörük evinin olduğu, aynı şekilde altına hayvanların bağlandığı, üstünde halı kilim dokunan tezgahların olduğu, onun yanında da 24 tane de taş ve ahşaptan eski yörük evlerine uygun ev yapılaraktan Oğuzların 24 boyunu temsilen binaların olacağı ve kerpiç evin olacağı, çorak evin olacağı, yörük çadırının olacağı böyle orada yörük ve Türkmenlerin ait olan ta ki Orta Asya'dan çadırdan, çatma evden, çorak evden, kerpiç evden, taş ve tuğla, eski tuğla evden oluşan böyle bir projemiz var. İnşallah bu projemizi yakın zamanda hizmete geçirmek istiyorum. Bu proje tamamıyla benim tasarımım, benim hayallerim bu daha Türkçesi. 2006 yılından beri ben bunu hayal ediyorum. Yani kaç yıl olmuş? 12-13 yıldan beri bir hayalim benim bu. Bunun için ben bayağı bir objeler, eşyalar biriktirdim. Bu projeyi ben Yörük Türkmen Sevdası olaraktan Türkiye'de ilk defa böyle bir proje olacak. Bunun için de tabii ki izinler gerekiyor. Nedir? Mevzi imar almanız gerekiyor. Toprak analizi, toprak etütleri yapmanız gerekiyor. 22 tane bakanlıktan izin alıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi izin alıyorsunuz. Bunun için şu anda bu izin aşamalarındayız şu anda. Şu anda izinlerimi aldım. Şu andaki mimarımızla bulunduk. Proje şu anda çiziliyor efendim.
havuzların 24 boyunun her boya bir bina yapacağız. Yörük evlerine ama aynı evi. Onu göreceğiz. Ama o evin o boyun kültürüne göre, yani ne demek? Kara keçide kara keçilinin amblemini biraz daha kara keçi kılından veya ona uygun yapacağız. Kara koyunlarla kara koyun tüyünden, ak koyun ondan, efendime söyleyeyim, bayatlar ona göre, çetme, ne varsa yani. O desen ve figürler ona göre. Mustafa Akkeçi, kayı boyu kara keçi yörüklerinden. Nereden gelmişsiniz buralara? Atalarımız buralara Orta Asya'dan Ahlat bölgesine giriyor. Ahlat'tan aşiret sağa sola dağılıyor. Bir boyu da bu tarafa geliyor. Dedemin vasiyeti var. Allah rahmet eylesin, 1968'de 98 yaşında sizlere ömür. Oğlum ben gidemedim. Van Gölü civarına git, atalarımıza dua et. Orada mezarları var derdi bana. Ama ben o vasiyeti yerine getiremedim. Orta Asya'dan Mağan ve Mer bölgesinden geldik bizler de. Oradan gelen aşiret. 400 çadırla gelip Osmanlı'yı kuran, o aşiretin içinde olan insanlar. Söğüt'ten çıkıyorlar batıya gelirken, Uludağ üzerinden Dursunbey'de biraz mola veriyorlar. İşte kaç, belki bir asır, belki iki asır kaldılar. Oradan Domaniç ve Kolu'ya gidiyorlar. 1500'ler civarında Konogöç'e bu tarafa geliyorlar. Her şeyden önce burası bir müze konseptini taşıyor. Atayurt'tan Anayurt'a Türk halk kültüründe mesken. Atayurt'tan ne getirdik? Bugün Kazakların, Kırgızların ve Moğolların kullandığı keçe çadırları getirdik. Yani topak evler, Anadolu deyimiyle. Bunlar yakın zamana kadar da Burdur yöresinde derim evi olarak isimlendirilir ve yapılırdı. Bu bir oba konumu. Başta beyin çadırı var. Dernek başkanım. Kocaeli'den Gebze'den Manisa'ya, Yurt Dağı'na geldik. Obasya ziyaretine. İnşallah böyle bir projeyi Kocaeli'de biz de şekillendirmek istiyoruz. Artısını eksilini bugün değerlendiriyoruz. Orta Asya'dan geldiğimiz kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın peşindeyiz. Bu noktada bugün buraya gelenlere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kültürü burada yaşatmaya çalışan değerli büyüklerimize de ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Gerçekten ata yurdumuzun bir temsilini gördük burada, ana yurdumuzda. Obasya projesinin ne kadar önemli bir fonksiyonu icra ettiğini de yerinde şahit olduk. Ben yapanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin bölgemizde de daha iyisini yapmanın gayreti ve mücadelesi içinde olacağız, olmamız lazım. Kocaeli Kent Konseyi olarak aslında bugün kentimizin asli unsurlarının oluştuğu, yaşayan geçmişteki kültürleri günümüze taşımak, günümüzün insanlarıyla buluşturmak istiyoruz. O insanlar dün nasıl yaşardı, hangi müzikleri dinlerlerdi, hangi oyunları oynardı, hangi kıyafetleri giyerlerdi. Dünüyle aslında bugünü buluşturan, bugünün gençlerine kendi kültürümüzü yaşatmaları adına Kocaeli'de örnek bir model oluşturabilecek. Aslında böyle bir yeni bir yerleşim yeri, bir manav köyü gibi bir yerleşim yeri oluşturmak istiyoruz. Ve bu yerleşim yerinde adeta geçmişte yaşayan, bu kültürü yaşayan, canlı, günümüze uyarlayan bir yaşayan bir birim, bir yerleşim alanı oluşturmanın öngözleri içerisindeyiz. Nişanlı kız her cuma günü yavuklusunun evine, nişanlısının sözlüsünün evine bir çiçek yolluyor. Bu çiçeği elindeki
malzemelerden naif bir şekilde elde ediyor. Pullar, oya boncukları, çikolataların yaldızları, halı dokurken ortaya çıkan yün kırpıkları. Bunlar erkek evine gönderiliyor, erkek evinden de karşılığına küçük bir armağan geliyor. Ve delikanlı cuma namazından çıkınca ya da özel günlerde bu çiçeği yakasına takıyor. Ama her cuma ayrı bir çiçek olacak. Bu, ben başı bağlıyım. Bir erkeğim. Erkeğim, mutluyum. İşaret anlamına geliyor. Kız evinden bu çiçek gitmezse ya da delikanlı çiçeği takmazsa ara bulucular devreye giriyorlar. Bir anlaşmazlıklar. Obasya, Manisa'nın Yunt Dağları eteklerinde buradaki yörük kültürünü tanımak, tanıtmak, yaşatmak için kurulan bir tatil beldesi, turizm amaçlı kurulmuş. Ve bizim Gebze Sığırlık Merası'ndaki düşündüğümüz Yörük Obası'na örnek olabilir düşüncesine geldiğimiz bu yerde çok değişik bilgiler sahip olduk. Hakikaten ilgili arkadaşlar güzel bir eser ortaya koymuşlar. Temennimiz odur ki bunun daha iyisini şehrimize, Kocaeli'mize kazandırmak ve bu kültür faaliyetlerimizi geleceğe taşıyan çalışmada başarılı olmak noktasında bize enerji veren bir gezi oldu. Bu bakımdan ben buradaki bu gezinin hem bana hem de heyetteki diğer arkadaşlarıma çok büyük bir umut verici, enerji katıcı mahiyette bir gezi olduğunu inanıyor. Ve dolayısıyla bu gezide de emeği olan İsmail Kahraman Bey kardeşimize de teşekkür ediyorum. Bugün birkaç dostumuzla, aslında bu işin mimarlarıyla Manisa'da Yörük Obalarının yaptığı bir Yörük kentine geldik. Baktık, dolaştık. Aslında bizim Kocaeli'de de Sığırlık Merası'nda böyle bir niyetimiz vardı. Onun için buraya geldik. Beğendik. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gayet güzeldi. Aramızda bulunan araştırmacı yazar İsmail Bey'in katılımıyla, İbrahim Başkanım'ın katılımıyla, Mustafa Çöpeoğlu Bey'in katılımıyla güzel bir yolculuğumuz oldu.